Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transferinde artık resmi imza bekleniyor. Sarı Kırmızılılardan Belçikalı golcü için ilk açıklama gelirken Fenerbahçe'de ayrılık kararını duyurdu. Michy Batshuayi Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın. Sarı Kırmızılıların yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Belçikalı futbolcuyla görüştüklerini doğruladı. Resmi imzalar atılmadı. Bu resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Futbolda ya da transferde resmi imzalar atılıncaya kadar bitti denmez. Ama biz belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı ise Batshuayi ile devam etmeyeceklerini açıkladı. Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. İki sezondur sarı lacivertli formayı giyen Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. A milli takım Euro 2024'te yarın Portekiz'le karşılaşacak. Merih Demiral savunmalarını geliştirmeleri halinde maçı kazanabilecekleri görüşünde. Hiçbirimiz tedirgin değiliz. En iyi keza hepimiz çok hazırız. Çok daha hazır durumdayız. O yüzden bizim için bir fırsat dediğim gibi böyle maçları oynamak. O yüzden ben çok güzel maç olacağına inanıyorum. A milli takım zorlu Portekiz maçını bekliyor. Stoperlerden Merih Demiral, Gürcistan galibiyetiyle turnuvaya iyi başladıklarını, Portekiz'in ise Çekya karşısında zorlanarak başladığını vurguladı. Portekiz maçı tabii ki bizim için çok önemli, onlar için de çok önemli. Portekiz çok iyi bir takım, hem tecrübeli oyuncuları var hem çok iyi genç oyuncuları var. Son anda kazandılar, çok zor bir maçtı onlar için. Avrupa Şampiyonası'ndan neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Gördüğünüz gibi çok sürpriz takımlar da çıkabiliyor. İkinci maçımızı da eğer kazanırsak ya da puan kaybetmezsek bizim için çok daha farklı bir şey olacak. O yüzden tabii ki hepimizin hayalleri, hedefleri var. Bundan emin olabilirsiniz ama dediğim gibi hepimiz daha çok maç maç gitmeyi tercih ediyoruz. Tecrübeli futbolcu savunmadaki performanslarını artırmaları gerektiğini de söyledi. Türkiye Portekiz maçına da Dortmund'daki Signal Iduna Park ev sahipliği yapacak. Milliler Gürcistan karşılaşmasında büyük bir taraftar desteğini arkasına almıştı. Portekiz maçı da aynı statta. Ev sahibi gibi oynuyoruz. Yani çok muhteşem bir atmosfer oluyor. Özellikle Dortmund stadında. Hani biz ilk çıktığımızda sahaya gerçekten çok etkilendik. Yani hepimiz. Çok çok güzel bir atmosfer vardı. Bizim için çok büyük bir avantaj. Yani çok çok büyük bir avantaj. Merih Demiral, Juventus'tan eski takım arkadaşı, Portekiz'in 39 yaşındaki süper yıldızı Cristiano Ronaldo'ya da değindi. Suudi Arabistan'la da karşılıklı oynadığımızda gayet iyi durumdaydı. Hiçbir şey kaybetmişi değil. Her zaman çok tehlikeli. Çok büyük bir oyuncu. Tabii ki çok dikkat etmemiz lazım bizim defans olarak özellikle. Hepimiz tecrübeliyiz. Nasıl savunacağımızı bence gayet iyi biliyoruz. Ben bir fırsat olarak görüyorum bunu. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp dünyanın belki de en iyi oyuncusuna karşı en iyi şekilde savunma yapacaktır. Milli futbolcu finale kalmaları halinde rakip olarak ev sahibi Almanya ile karşılaşmak isteyeceğini de sözlerine ekledi. Türkiye Portekiz maçı cumartesi saat 19'da başlayacak. Euro 2024'te Almanya'nın ardından son 16 biletini alan ikinci takım İspanya oldu. İtalya'yı 1-0 yenen Matadorlar B grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Euro 2024'te son 16'ya yükselen ikinci takım İspanya oldu. B grubunda Matadorlar İtalya'yı 1-0 yenerek 2-2 yaptı. Schalke Arena'da oynanan maçta tek gol 55. dakikada Calafiori'den geldi. İtalyan oyuncu topu kendi ağlarına yolladı. Puanını 6'ya çıkaran İspanya, ev sahibi Almanya'nın ardından gruptan çıkmayı garantileyen ikinci takım oldu. 3 puanla kalan İtalya grupta ikinci sırada yer alıyor. 1 puanı bulunan iki takımdan Arnavutluk, averajla 3. basamakta, Hırvatistan ise son sırada bulunuyor. 24 Haziran'da oynanacak son maçlarda İspanya Arnavutluk'la, İtalya ise Hırvatistan'la karşılaşacak. C grubunda İngiltere ile Danimarka Frankfurt Arena'da karşılaştı. Harry Kane ve Morten Yulman'ın ilk yarıdaki karşılıklı golleriyle maç 1-1 bitti. Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Slovenya ile Sırbistan, Münih şehrindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Slovenya 69. dakikada Karnicnik'in golüyle öne geçti. Sırbistan 1 puanı Jovic'in 90+5'teki kafa golüyle kurtardı. Puanını 4'e yükselten İngiltere grupta lider durumda.
İkişer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya ikinciliği paylaşıyor. İlk puanını alan Sırbistan ise son sırada bulunuyor. C grubunda son maçlarda İngiltere ile Slovenya, Danimarka ile Sırbistan 25 Haziran'da karşılaşacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlar bugün Polonya ile karşılaşacak. Milletler Ligi grup aşamasını 8 galibiyetle 6. sırada bitiren milliler çeyrek finalde Polonya ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Zehra Güneş ve Hande Balad'ın sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen finallerde Japonya ve Brezilya yarı finale yükseldi. Turnuvanın son şampiyonu Sultanlar Polonya'yı mağlup ederse yarı finalde İtalya-Amerika Birleşik Devletleri eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.